Fırat Yağızcan. Fırat Üniversitesi'nden geliyoruz. Bilgisayar ve elektrik elektronik mühendisliği olarak buradayız. Bir yandan süreli ölçüm sistemi yaptık. Mevcut piyasada kullanılan fabrikalara yönelik SCADA sistemlerini mobil kontrol edilebilir hale getirmek üzerine bir projemiz var. Diğer bir projemiz de quadcopterler olarak bilinen 4 pervaneli helikopterlerin otomatik iniş kalkış sistemi üzerine bir çalışmamız var. İkisi de TÜBİTAK tarafından desteklendi projelerimiz. Bilgisayar mühendisliği ve elektrik elektronik mühendisliği alanında da çalışmalara devam ediyor bitirme projeleri olarak. SCADA sistemleri üzerine yaptığımız çalışmada bir operatör bir odada önünde birden fazla ekran bulunmak suretiyle sistemi kontrol ediyor, fabrikayı kontrol ediyor. Biz buna daha nasıl esneklik katabiliriz düşüncesiyle hareket ederek bu sistemi mobil altyapıya, mesela bir tablet bilgisayara tüm sistemi aktarmak suretiyle kullanıcı operatör fabrika içerisinde gezerken bulunduğu yerden anında tüm fabrikayı görebiliyor. Hatta sadece bir cihaza bağlanarak o cihaz hakkındaki bilgileri alıp arıza durumunu, çalışma durumunu, mesela kaç adet üretti, kaç tanesi arızalı çıktı, çektiği diğer teknik parametreleri kontrol ediyor. Diğer projemizde ise quadcopterlerin en büyük problemi kullanıcılar havadayken kontrol edebilirken iniş ve kalkış sırasında düşürmeleri veya zarar vermeleri noktasına hareketle bunu nasıl pratikleştiririz, nasıl otomatikleştiririz üzerine bir proje yaptık. Proje sonunda herhangi bir şekilde müdahale yapmadan sesle veya bilgisayar üzerinden otomatik olarak quadcopter'ın havalanmasını sağlıyoruz ve aynı şekilde de inişini sağlıyoruz. Tabii bu patent olayı çok esnek, çok farklı şeylere hitap ediyor. Bizim projelerimizde daha çok faydalı model üzerine olabilir. Patent belki sistemlerin geliştirilmesinden sonra ortaya çıkarılacak çalışmalarda alınabilir, evet.